Türkiye Konuşuyor programına hoş geldiniz. Evet. Ben Furkan Pekşen. Z Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Evet. Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, programımıza hoş geldiniz. Konumuz Z Kuşağı aile ilişkileri hakkında ne düşünüyor? Ana mevzumuz bu. Yani aile üzerine ne düşünüyorsunuz? Aile ilişkileri üzerine ne düşünüyorsunuz? Ya bence eskiden aile bağları daha kuvvetliyken şu an aile bağları Z kuşağında birazcık daha hafif. Yani anlatmak istediklerini anlatamıyorlar ya da söylemek istediklerini genellikle söyleyemedikleri için ailelerinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorlar. Bence bunun arası bulunmalı aile tarafından da. Ya aileden bir uzaklaşma Z kuşağının mı var? Evet. Öyle bir şeyimiz var. Yani daha fazla dışarıya yöneliyiz. Hani aileye göre baktığımız zaman daha fazla dışarıda kendimizi buluyoruz gibi bir durumumuz var. Aile içerisinde kendimizi bulmakta da sıkıntılar yaşıyoruz, evet, gibi, evet, bir şey yani var. Bu da aradaki bağların kopmasına sebep oluyor. Mesela çocuk bir şey anlatmak istediğinde yargılar, kötü bir şey der vesaire diye birçok kişi çekindiği için bunları anlatamıyor. Ama aslında ailelerinde bu durumda birazcık daha arkadaşla gelmeleri gerekiyor ki ailevi hani durumları, aile işte bağları birazcık daha kuvvetli olması için. Aile bağları kuvvetli olsun diyorsun. Evet. Ne diyorsun bu konuda sen Furkan? Benim için hani ailem benim en başta değerli şeylerim. Hani sonuçta benim buraya bir nevi temelimi atan kişiler. Onlar benim buraya gelmemi sağlayan. Ya aileden kaçıyor musunuz? Kaçmıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben bir anlamaya çalışıyorum. Hocam bu aileden kaçma mevzusu bence ailede baskı olan hani bireyler daha çok bu hani kaçayım üniversitede daha rahat yaşayayım gibi, evet, düşünüyor olabilir ama. Evet, ben de onu demeye çalıştım aslında o konuda. Bazı insanlar da hiç öyle değil. Mesela hani çoğu insan da eğlencesine geliyor. Mesela ben sadece diploma alayım diye geldim, eğleneyim diye geldim. Muhabbet olsun. Evet hocam, yani onun için geldim sadece. Hani... Ama çoğu insanın tabii fikri farklı oluyor. Aile baskısından uzaklaşıp bir tık hani daha rahat yaşayayım. Farklı şehir seçeyim de hani biraz daha kendimi özgürce yaşayayım diye olabilir diye düşünüyorum. Özgürce yaşayayım diye geliyor olabilir diyorsun. Ben şunu merak ediyorum. Hani özgürlükten kasıt nedir? Yani hani öğrenci olan kardeşlerimiz, yani özgürlükten kastı neydi acaba? Hani aile ne yönde onları kısıtlıyordu? Ya da özgürlüklerinin ne yönde kısıtlandığını düşünüyorlardı. Bu sorunun cevabını merak ediyorum ben. Ya bence daha çok düşünce özgürlüğü. Mesela ailede genellikle sizi bir kalıba koyuyorlar ve o kalıpta büyümenizi söylüyorlar size. O kalıpta devam etmenizi söylüyorlar. Ama olay şurada başlıyor. Mesela karşıdaki kişi düşünce özgürlüğünü yeterince ifade edebiliyor mu? Ya da o ailede bu düşünce özgürlüğü var mı? Ya özgürlük dediğimiz şey sadece gezmekten ibaret değil sonuçta. Ama onun dışında hani çocuğun da bazı istekleri var. Ve her aile bu isteklere evet diyemiyor maalesef. Yani mesela çocuk dışarı çıkmak istiyor, dışarıda gezmek istiyor. Ya da işte mesela çocuğun sabah çok akşam daha çok hoşuna gidiyordur ve o zaman gezmek istiyordur ve aileler buna, yani onlara geçmişten gelen bir baskıyla maalesef izin vermiyorlar. Ben yapmadım, sen de yapma mantığıyla olabiliyor bazen. Bence öyle değil yani, aileler eğer baskılı olsaydılar, şey yapsaydılar zaten hiç göndermezler bile. Ki onlar okumanızı isteyenler onlar yani gelecek için size şey yapanlar onlar yani. Aile olmazsa olmuyor ki. Evet. Hocam mesela aslında bir tık da büyüyünce anlıyoruz gibi oluyor. Mesela ben hani çocukken daha çok suçluyordum bazı konulardan dolayı, işte hani bu özgürlük falan muhabbetlerinden. Ama şimdi mesela daha iyi anlayabiliyorum. Mesela beni bu okula zorla gönderen onlar. Ben hani pek kendi isteğimle gelmedim. Artık bir git de. Evde bir... Vallahi hocam bir rahat bir nefes bir tık alalım. Öyle oldu. Yeter artık yani, bir ailecek bir dinlenelim evde. Ne bu? Plan durumu mu? Gerçekten hocam bir tık öyle oldu. Mesela bu bayramlarda falan ya da izinler oluyor. Annem diyor ki hayır hani gelme, orada ol. Derslerini bitir, hepsini şey yap, ondan sonra geleceksen gelirsin. Evet, bahanesi diyor. Var en azından evet, ailenin de. En azından bahaneler evet, var. Evet, bahaneleri var. Hani siz hep böyle aileden siz kaçıyoruz diye düşünüyorsunuz da aile acaba sizden böyle göndererek kaçmış oluyor mu? Yani öyle de bir soru var. Eğer çok böyle çocuk baş belasıysa olabiliyor. Yani sen bir git diyebiliyorlar arada. Çaktırmıyor olabilirler sanki. Bir gitsin de bir nefes alalım artık filan durumu olmasın. Hocam şimdi aile var, aile var ama arkadaşım dedi ya, aile her şeydir diyor. Şimdi aileler var mesela, sadece diyorlar ki kızına kapanacaksın. Mesela baskı uyguluyorlar bu konu hakkında. Bence o yüzden de kaçıp buraya gelmek şey olabilir yani. Yani o türde olan var mı? Hocam yoktur, varsa da binde birdir yani. Binde onları bahane etmeyelim lütfen. Evet.
O da binde birdir diyorsun. Evet, yan taraf bir mikrofon hocam, istiyor. Hocam öyle bir arkadaşımız vardı. Ailesi yüzünden kapandı. Mesela kapandı derken türbanlandı giydi. Ondan sonra üniversiteye gelince komple açıldı. Bu sefer iyice dağıldı. Aslında bence bir yönden haklılar. Çünkü devir çok kötü. Korumacı olmaya çalışıyorlar. Ama dozunu kaçırıyorlar bence. Ben bu ailede özgürlük konusunda daha çok bir kuma benzetiyorum. Kuma avucunu alırsın, ne kadar sıkarsan alttan gider. Ama sıkmasan da elinde kalır böyle. Dengeli olması lazım bazı şeylerin. Ne fazla sıkacaksın, ne fazla salacaksın. Ailelerin bunu önermesi lazım bence. Şey yapmak lazım. Evet, oradan sonra sevelim. Hocam hani şimdi eski, belki bizim bu Z kuşağında hani yetişme biçimi farklı olabilir ama şimdiki nesildekiler, bu küçük işte şeyler, çocuklar mı diyeyim, ne diyeyim, veletler de diyebilirim hocam. Hiç sevmem. Çünkü büyük büyük laflar edip ve üstüne de çıkıp çok büyük laflar konuşup size hakarete bile gidebiliyor. Yani gerçekten terbiye çok önemli hocam. Teşekkür ederim. Ben de hani toplumun en küçük birimi aile olduğunu düşünerekten aile yapılarımıza ne kadar hassasiyet gösterirsek bir o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani aile benim için birçok anlam ifade eden bir kurum yani bir yerde. Hı hı. Anne babalar olarak yani gerek evlatlar olarak bu toplumun yapısını oluşturan bir kurumdur yani aile. O yüzden hani demek istediğim gerek anne babalar olsun gerek evlatlar olarak yani bu konu hakkında detaylı bir inceleme yapıldığında annelerin de babaların da yetersiz olduğu yerlerde evlatların sağlıklı kararlar veremediklerini veya kendilerinin kısıtlandıklarını hissediyorlar. Bu gençlerin gerek psikolojik anlamda gerek bedensel anlamda bazı sıkıntılara yol açabiliyor. O yüzden hani demek istediğim şu. Hani toplumun ana yapısı aile ise ailenin de bireylerin gerek eşlerin gerek anne babanın nasıl bir konumda olduklarını, nasıl bir sıfata tabi olduklarını farkına vararaktan evlatlarını yetiştirmeleri gerekiyor. Daha sağlıklı olabilir diyorsunuz. Evet. Sen bir şey söyleyecektin. Ya ben ailenin biraz da şanslı olduğuna inanıyorum. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Doğrumuzda, yanlışımızda, her şeyde yanımızda oluyorlar. İyi ki de varlar. Bunu söylemek istedim. Evet, aile şeyi içerisinde. Evet, bu tarafa bir verelim mikrofonu. Hocam öncelikle ben aile olmak için önce bir sınavın ya da testin tabir tutulmasını isterdim. Çünkü her çocuk yapan ya da anne olamıyor ya da her çocuk yapan bir baba olamıyor. Bazı anneler yani çocukları bebekken ağladığı için boğan anneler de oluyor. Hani bu yüzden bir test ya da pedagog ya da psikolojik bir destek alınması gerektiğini düşünüyorum. Hani aileler gerçekten çok değerli ama her kişi de o kadar şanslı olamıyor. Kötü aileler de olabiliyor. Hani birazcık da kamusal açıdan bu dersler verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani psikolojik teste tabi tutmak lazım. Biraz anne, evet, kesinlikle. Çünkü yani çocuğu da etkiliyor. Bakamayacak anneler oluyor. Yani bazılarının dayatması yüzünden çocuk yapan çok anne var. Hani kendisine bakamayacak insanlar çocuklara da bakamıyor. Oyuncak bebek gibi onu şekillendirmeye çalışıyor. Hayatını ona göre şekil vermek istiyor. Ama bu çocuğa da zarar veriyor. Yani çocuk da pişman oluyor. İntihar eden insanlar oluyor sırf baskı yüzünden. Hani bu yüzden de psikolojik bir destek alınması gerektiğini ya da pedagog bir bilgi alması gerektiğini düşünüyorum. Genelde çocuklar bence ailelerini olduğu gibi kabul ediyor. Halbuki yani bunun tam tersi söyleniyor. Hani şey diyorlar, aileler çocuklarını çok seviyor, onlara çok değer veriyor. Halbuki aileler bir çocuğunu kalıba sokmaya çalışıyor. Ama çocuklar aileyi öyle görüyor ve onu o şekilde seviyor. Ne yaparsa yapsın, kabul görüyor. Ama çocuklar kabul görmüyor. Bir kalıba sokulmaya çalışıyor. Şimdi ama kalıba sokulmaya çalışıyor bölümünde ben hani biraz daha şimdi güzel bir atasözümüz daha var. Bekara karı boşamak kolaydır gibi. Ya doğru olabilir değil ama. Mi? Şimdi bekara ya da işte çocuğu olmayana hani çocukla ilgili yorum yapması kolay geliyor. Tabii. Yani evet. Şey sadece doğruyla yanlışı söyleseler ve sonrasında çocuğun düşünmesi için bir es verseler daha iyi olur. Çünkü onlar bir gün ölecekler, çocuk tek kalacak. Yani bu durumda da sonraki kararlarına aile karışamayacağı için bence dengeli davranılmalı biraz. Yani burada. Öyle oldu. Bence kendi doğrusu neyse onu da yatıyor. Mesela öğretmen o zaman çok iyi maaş alıyor. Memur, hani işi güzel. Öğretmen ol diyor çocuğuna. Halbuki çocuk başka bir şey olmak istiyor. Onun seçimi olmuyor ki. Meslek konusundaki. Yani mesela.
Ama etik değerler de var mesela. Yani ahlaki değerler diye bir şeyimiz var. Hani bu ahlaki değerler sizin toplumunuzun oluşumunu aslında ortaya koyan bir şey. Hocam bence tamamen ailenin düşünce yapısından kaynaklı. Mesela ben annemden örnek vereyim. Ben ne okursam okuyayım o benim arkamdadır. Ama mesela başka ailelerde işte dediği gibi dayatmalar oluyor. Ne bileyim mimarlık işte öğretmen ol falan filan. Bence tamamen düşünce yapısı. Bilinen meslekler belki. Evet hocam. Ailelerin bilmedikleri mesleklere göre daha mı güvenilir? Hocam daha çok mesela atıyorum televizyonda gördükleri mesleklere daha güvenilir geliyor onlar. Mesela atıyorum avukatlık, doktorluk. Başka bir şey bilmedikleri için. Ama böyle hani bizim bildiğimiz derecede bilseler meslekleri belki onlar da fikirlerini değiştirebilirler. Yani para kazanabileceğini düşünüyor evet. Diğer mesleklerin belki. Evet. Bir şey şöyle bir şey var hocam. İşte çocuk sahibi olmak isteyenlerde şöyle bir bilinçsizlik var. İşte bu çocuğu istediği gibi yetiştirebileceğini düşünüyor ama aslında aileden nasıl gördüğüne göre yetişiyor aslında çocuk. Yani bunun çok büyük örnekleri var yani. Aileden gördüğüne göre oluyor. Yani aslında şeyler var. Elitli olmak gibi bir kavram da var. Hani mesela üçüncü kuşak aynı mesleği devam ettiren aileler gibi. Yani o aslında o konuda uzmanlaşan bir aile yapısını da oluşturuyor. İşte bakıyorsun hukukçu, dede hukukçu, baba hukukçu, işte torun hukukçu, onun çocuğu hukukçu filan. Yani üç kuşak geçmeden zaten elit olamıyorsunuz yani bir şey içerisinde. Yani mesela şimdi ailede şiddet görüyorsa zaten çocuk da şiddete meyilleniyor mesela. Veya sevgi varsa ailede sevgiye meyilleniyor. Yani olay tam olarak bundan ibaret. Evet. Dayak konusunda çünkü mesela bir anne dayak gördüğü zaman bunu çocuğuna gösteriyor çünkü başka bir şey bilmiyor. Yani o görmüş, bunu uygulamam doğru diye düşünce yapısıyla düşünüyor. Aslında yanlış. Evet. Bence ailelerin bir şey öğretmediği en büyük yanlışları bana göre kendi yaşıtı veya etrafında olabilecek herhangi yaşıt birini kendisiyle kıyaslamakla başlıyor bence. Onun daha iyi olduğunu ve kendi çocuğuna karşı onun daha kötü olduğunu dayatarak aslında bence aileyle ilk uzaklaşma bu kısımda başlıyor diye düşünüyorum. Kıyaslama en büyük hata bence. Kıyaslama hatasına evet. Giriyorlar diyorsun. Gönderiyorum. Şey var bir de hocam mesela sanat tarzı, spor tarzı dallarda gelişmeye çalıştığında çocuk diyorlar ki hani sen onu hobi olarak yine yaparsın. Ama ana bir meslek edin. Halbuki çocuk bunu istiyor. Yani buna yönelmek istiyor. Elinde bir altın bileziğin olsun sen yine aynen. Hobi olarak yap. Hobi olarak yine yap diye savunmaları var. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bence bu şeyden kaynaklanıyor. Daha çok ailelerin çocukların asıl yeteneklerini bilmemelerinden. Yani çocuk mesela spor istiyor evet ama o sporda ne kadar yetenekli olduğunu bilmedikleri için işte diyorlar ki sen hakim ol. Ama hakim ol derken de şeye bakmıyorlar. Çocuğun içinde gerçekten adalet duygusu var mı? Buna göre mesleklere yönlendiriyorlar ve bence bu çok yanlış olan bir şey. Yani spordan para kazanılıp kazanılamayacak konusunda ya da çocuğun o konuda hayatını idame ettirip ettiremeyecek konusunda endişelerinden kaynaklanıyor olması. Ya orası öyle ama mesela o çocuk sporda yetenekliyse ve sen onu yönlendirdiğinde yani en para etmeyen bir meslek bile olsa o çocuk yetenekliyse zaten yeteneğini ortaya koyarak bir yerlere illa gelir. Ya bunu bence düşünemiyorlar biraz. Ya fırsatları vermek lazım. Evet, evet. Bence hocam eksikliklerin üzerine gidilmesi yerine aslında artıların üzerine gidilmesi gerekiyor. Genelde Türkiye'de bence şöyle oluyor. İşte matematiği iyiyse, Türkçesi kötüyse Türkçenin üzerine bir ders aldırılıyor. Tam tersi hani yetenekli olduğu şey üzerine aslında çalışılsa aslında herhangi bir meslekten matematiği ise matematiğe yönelmek lazım evet. Mesela. Sözeli ise sözele yönelmek ama lazım. Ama tam tersi eksikliğine yöneltip yine diğerleriyle aynı seviyeyi indiriyor. Bu sefer aslında onun geleceğiyle oynamış olabilir. Yani adamın IQ'sunu düşürüyor. Yani öyle bir şeye gelmiş oluyor. Yok yetenek adamda o konuda. Hocam ben az önceki konu için bir şey diyeceğim. Hani şiddet görüyor ve şiddet uyguluyor. Bunda aslında kendini geliştirmek de çok önemli. Aileden şiddet görüp de çocuğuna mükemmel davranan hani ne gördüyse tam tersini yapan insanlar da var. Burada biraz da kendimizin de bilinçli olması gerekiyor. Bilinçlenmesi gerekiyor. Ne gördüysek yapmamız gerekmiyor yani. Aslında şiddet ya da kavga, bağırmak filan hani insanın diğer insanlarla arasındaki diyaloğun olmamasından kaynaklanıyor. Diyaloğu kuramıyorsanız birbirinizi anlamaya ya da birbirinizle olan konuyu bir şekilde çözmeye çalışmıyorsanız çözemeyeceğinizi düşünüyorsanız o zaman ortaya çıkan bir şey o.
Hocam yani. Sadece kavga değil ya, birçok konuda hani diyorum, yetiştirme konusunda da olsun. Aynı yani diyalog varsa olabilir. Aslında şiddet olmaz ya. Yani biraz böyle hani hakikaten ciddi bir iletişim şeyi olursa niye şiddet olsun ki? Öyle değil mi? Ya ben öyle diye düşünüyorum. Şuraya bir mikrofon verebilir miyiz? Şimdi ders konusunda, matematik, Türkçe konusunda ben ortaokuldayken ikisinde de berbattım. Beden eğitimini çok severdim. buna ithafen babam dedi, tamam ben sana ona göre bir şey yapacağım dedi. Ona göre bir yere yazdıracağım dedi. Beni tarlaya gönderdi, amelelik yaptırdı bana. Ya şöyle, evet kesinlikle çocuğun daha başarılı olduğu yerlere yönelmesi gerekiyor. Bunu ailenin de desteklemesi gerekiyor. Biraz önce arkadaşımız da söyledi. Şimdi avukat ama adalet nedir bilmiyor, vicdan nedir bilmiyor. Yani bu şekilde bir avukat olacaksa gitsin duvar ustası olsun. Yani her şeyi bilmek gerekiyor. Adalet duygusunu vermek gerekiyor. Aile bunları öğretecek. Adaleti öğretecek, sevgiyi öğretecek, yani doğru yanlış öğretecek. Aslında adalet duygusu herkeste olması gerekmiyor mu? Herkes olması gerekiyor ama şey, bazıları bundan daha yoksun kalıyor. Yani çünkü ben merkezci ve bencil insanlar da var ve bu tür insanlar yani genellikle adaletten yoksunlar. Ve bu tür insanların temelinde yatanlarda bazı psikolojik sorunlar olabiliyor. Önce bunun temelinin çözülmesi gerekiyor adalet duygusu için. Yani bencillik mi arttı? Yani ailelerde, insanlarda, yani bu aile olmakla ilgili falan değil yani aslında. Bencillik bölümümüz mü çok fazlalaştı? Geçen hocam şey gördüm, bir tane böyle taciz ya da şiddet haberiyle ilgili bir tane adam şey paylaşmış, avukat. İşte hani bu adamların davasını kazandım diye paylaşmış kendince. Hani bir başarı olarak görmesi bunu. Bir tacizcinin, taciz yapan birinin şeyini kazanmış. Ve adam bunu başarı, kurtulmuş. Bunu evet. Başarı olarak görüyor mesela. Hani. Tabii ya, şimdi adam para kazanıyor oradan, yani bir de işi öyle değerlendirelim yani. Hocam şimdi çocuğu yapmak bile aslında bir bencillik. Aileler bizlerin onlara verdiğimiz hissi seviyor aslında. Kendi egolarını tatmin etmek aslında yaptıkları şey. Ama tabii ki bizi seviyorlar ama egolarını da seviyorlar. Bunu diyecektim sadece. Egolarını da seviyor. Yani belki dünyaya gelişte mi bir sorun var orada? Hani ben konuyu artık oraya bağlamaya başladım yani. Hani belki anne baba sizi hani bir kalıba sokma noktasında. Hani sizin niye dünyaya getirdiklerini düşünüyorsunuz? Hocam, yani niye vesile kesinlikle olduklarını düşünüyorsunuz? Daha doğrusu hani sizi gönderen Allah da, yani neticede size niye vesile oldular? Hocam arkadaşa kesinlikle katılıyorum. Yani tamamen ego tatminiyle ilgili. Ya şunu diyebilmek istiyorlar. Yok benim çocuğum, kızım, oğlum doktor oldu, avukat oldu. Yani bunu demek istiyorlar. Ama hiçbir şekilde o şekilde aileler de var, olmayanlar da var. Yani çocuğun düşüncesini, ne istediğini umursamıyorlar. Benim çocuğum şuraya gelsin, avukat olsun, doktor olsun, yok başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, beni tatmin etsin yani. Bu şekilde ilerliyorlar. Ben olamadım, o olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle bir şey mi var? Kesinlikle. Evet. Rol model mi acaba? Yapmaya başladım. Hocam bazı ailelerin yani kendi teyzeleri, halaları geliyor, neden evlenmedin, çocuk sahibi olamadın, kısır mısın falan filan diye baskı uyguluyorlar. Bir bu açıdan olduğunu düşünüyorum. Sonrasında bazı aileler de şey diyor, bana baksın ben yaşlandığımda elden ayaktan düşeceğim. Yine kendisi bencillik dediniz ya, bencillik aynı şekilde türüyor. Yani kendini düşündüğü için ben yaşlandığımda elden ayaktan kesildiğimde bana bakacak birisi olsun diye bazıları çocuk yapıyor. Yani sanki şöyle bir sözleşmesi varmış gibi. Hani evet. Benden çok yaşayacak. Evet, gerçekten de öyle. Yani değil mi? Burada bir mantık hatası var yani. Hani bana baksından ziyade işte o zaman da yanlış gidiyor sanki iş. Evet, bu yüzden zaten aslında toplumun sekteye uğraması belki de ailenin en başta temellerini oluşturmadığı sebebiyle oluşuyor. Hani aile zaten çocuğunu sevgiyle bir eğitmek, büyütmek için değil de ona baktığı için, oluşturduğu için sorun oluşuyor toplumlarda da. Şöyle bir atasözümüz de var bu arada. Yani su küçüğün, söz büyüğün diye. Evet. Değil mi? Mesela katılıyor musunuz buna? Hayır. Hocam. Sus. Yok, küçük. Onu suya çevirdik biz sonra. Yani hocam. Şeyde hani su önce geliyor, çocuk içsin ama sussun yani. Ya bence şey. Gene sussuna çıkıyor. Hocam. Verdiğin zaman alsın suyunu, sussun çocuk. Evet. Hocam bu aşırı yanlış. Bazı insanlar şöyle düşünüyor. Sadece büyükler doğruyu konuşur. Küçükler hiçbir zaman doğruyu konuşmaz. Hiçbir zaman haklı değillerdir.
Ama bir kere de onları dinlemek lazım. Hani onların da dediği bir şey doğru olabilir. Onların da dediği bir şeyi yapabilirler. Hani sadece büyükler her şeyi doğru söylemiyorlar. Hani bu kafadan çıkılması gerekiyor ilk başta. Bence de haklı. Yani çünkü küçük bir çocuk bile senin hiç hayatında görmediğin bir dersi sana anlatabilir yani. Ama o yani ders konusunda değil, hayat dersi olarak. Ya bu sana söyleyebilir ama sen işte o küçük, o daha düşünemiyor diyerek bunu kaleye almazsan belki de bu senin kaybın da olabilir. Ya tamamıyla bu şey bakış açını geliştirerek yapabileceğin bir şey. Bir çocuktan da bir şey öğrenebileceğini bilerek ilerleyebileceğin bir şey bence. Ya farklı bakış açıları olması mümkün tabii. Hocam Merve arkadaşımızın dediğine katılıyorum. Çünkü hatta gençlerde bile yani yetişkinlerden daha böyle bilinçli olanları da var. Yani gerçekten de yetişkinler her şeyi doğru biliyormuş gibi lanse ediliyor her şeye mesela. Evet, biliyorlar mı? Hayır hocam, yani herkesin bilmediği bir şey var sonuçta. Evet. Sonuçta herkesin bilmediği bir şey var. Kimse kimseden zeki değil. Birinin bildiği bir şeyi diğeri bilmiyordur. Birinin bildiği bir şeyi de diğer kişi bilmiyordur. Bence bu toplumda bir tık değişti çünkü artık yani gençlerin daha doğru düşündüğünü ve daha iyi bildiğini düşünen bir toplum da var. Mesela artık ailem bir şey yaptığı zaman bana soruyor mesela, senin fikrin ne bu konuda diye sordukları oluyor. Aynı şekilde akrabalarım olsun, arkadaşlarımın ailesi olsun. Bence bu bir tık değişti artık. Küçükler de dinleniyor diye düşünüyorum ben. Ya belki sizin de yaşınızın olgunlaşmasıyla alakalı olabilir mi bu süreç? Tabii o da olabilir. Yani çünkü bazen şöyle bir şey var, hani belli yaşlarda özellikle ergenlik dönemlerinde hakikaten çok farklı bir sürece de giriyor insanlar. Hani o süreçte de çok mantıklı gelen kendisine şeyler ilerleyen süreçte aslında çok da mantıksız olduğunu da şey yapabiliyorlar sanki. Hocam ben çocuk doğurma mevzusuna geleceğim çocuk yapma konusunda. Şimdi dışarıdaki mesela yabancı yerden gelenler var, sürüler falan var. Onlar doğuruyor 5-6 tane çocuk hani. Niçin bu kadar fazla çocuk yapıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Bir de çok saçma geldi herhalde. Yani orada diyorsun. Aslında o, onun cevabı net bu arada. O sorunun cevabı net. Evet. Global boynuna. Bizde öyle bir şey var. Evet. Hocam bence aileler bizi bir yatırım olarak görüyor diye düşünüyorum ben ya. Yatırım olarak. Evet, yani hani bu dünyaya gelmeyi biz istemedik. Madem getirdik diyorlar. Ve yapıyorlar işte, yatırımını yapıyorlar. Bu çocuk bunu yapamazsa diyorlar. Nasıl diyeyim ben size? Avukat olacaksın, paran gelecek, ailenin refahı için kazandıracaksın. Fazla çocuk yapma mantığı da bundan olabilir belki. Altısından biri tutsa da var beni bir üst şey yapsa. Yatırım yaptırsa. Evet, yani bana baksın en azından. Aynen, şey yapsın. İşimi kolaylaştırsın gibi bir şey var. Evet. Hocam aile var, 20-30 tane kuzenim var falan, İstanbul'dan yapıyor mesela bir tane çocuk. Çok hani fazla, neden bu kadar şey var mı? Evet. Ama bence çocuk şey dedi ya hani, bize yatırım için yapıyorlar diye. Mesela benim kız kardeşim var, Sümeyye. Annemle babam, onlar öldüğü zaman biz birbirimize destek çıkalım, yalnız kalmayalım diye yapmışlar mesela ikinci çocuğu. Tamam, sizin öyle iki de yani. Ya her zaman öyle olmayabiliyor bence. Ve evet. Ne bileyim, saçma bence yatırım falan. Yok yani öyle bir şey. Ya sen öyle düşünüyor olabilirsin, evet. Ya o kadar çocuğu bu dünyaya getirmek, hepsine ayrı ayrı ilgi vermek çok yani büyük bir yük. Bu aile bakımından çok bir yük zaten. Bence bunu bilinçsiz insanlar yapıyor. Hani o kadar 6 çocuk, 10 çocuk mesela ne yapacaksınız bunu? Hani nasıl eğiteceksin şimdi, hepsini? Evet yani. Bakabiliyorsa bir sorun yok bence ama yani. Hocam insan bir süre sonra kafayı yemez mi o kadar sesle, o kadar çocuktan hani herkes bir şey istiyor. Ama şöyle düşünsene, mesela birine sen bakıyorsun, ikincisi doğuyor, ikisine bakıyorsun derken evet, üçüncüsü doğuyor, artık ilk ikisi üçüncüye bakıyor. O ondan mantık var hocam. Ondan sonra diğerleri onlara bakıyor, hepsi birbirine bakıyor, sen salıyorsun, hepsi bir arada büyüyor. Ya sen bakmıyorsun zaten. Sen yani, ne yapıyorsun yani? Evet. Mesela benim dayım var, en küçük dayım. Ablaları büyütmüş yani. Benim annemi falan hep ablaları büyütmüş yani. Anne de büyük yok bence. Evet, anne salıyor çocukları. Evet, salıveriyor zaten. Evet. Öyle de bir durum var. Evet, arkaya verin. Ama böyle olunca şimdi ablaya büyük bir yük biniyor bu sefer de. O neden anne rolünü üstleniyor ki o yaşta? Çocuk daha. Belki seviyor. Yani evcilik oynamıyor musunuz?
Siz çocukken öyle bir şeyiniz yok mu yani? Fıtratta öyle bir şey... Ama buna şu an gülüyoruz ama bence büyük bir sorumluluk. Yani büyük o abla sorumluluk. İçin büyük bir sorumluluk. Evet. Hocam bunun en büyük örneği kuzenim. Çocuk hani sürekli ablası baktığı için annesi hani şey değil, bir sürü çocuk var olay değil. Ablası sürekli ilgilendiği için kız bizle dışarı çıkmak istiyor. Çocuk arkasından koşa koşa ağlaya ağlaya geliyor. Annesi de diyor ki git şey diyor, onu da götür diyor. Hocam bununla gitmek zorunda değil. Çocukla her şeyi yapmak zorunda değil. Hani anneler anneliğini, ablalar ablalığını bilmene. Ablalar anne olmak zorunda değiller. Bunu yani, anlamıyorlar. Abla ise bakacaksın. Kaç çocuklar? 3 kişiler hocam. Hani çok da değil. Değil abla yani. Da büyük hocam değil. Kadın hani dayatma yapıyor sürekli. Hani yanlış bu. Hani bir yere gitmek istiyoruz. Kız saklanarak kaçıyoruz hocam. Çocuktan saklanarak kaçıyor böyle görmesin de arkamdan ağlamasın diye. Demek ki abla sevgisi çok. Hocam öyle değil işte. Öyleymiş. Evet. Hocam çok çocuk yapmak tabii ki de biraz şey oluyor. Ben mesela Vanlıyım ya. Benim dayım var mesela benden küçük hocam. Dayı diyemiyorum yani çocuğu. Evet, ne haber? Hocam bir sürü dedem bir sürü mesela çocuğu var. Ama bir yaştan sonra gerçekten şey oluyor. Kaç tane var? Vallahi hocam tam sayısını bilmiyorum yani. Sayısını bile hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum hocam var ya. Bizim o tarafta hocam çok yapıyorlar. Dediği gibi biraz da yatırım. Şirket falan kuruyorlar sonra inşaat mesela. Yatırım ama. Evet. Yatırım insan gücü yani evet. Arkadan bir söz isteyen var. Hocam bence hani böyle 6-7 çocuk yapan insanlar ekonomik yatırım olarak kişi oluyor. Şimdi o çocukların hepsini çalışıp anne babaya baktığınızı düşünürseniz biraz zengin olursunuz. Peki. Bence nasıl? Öyle. Anlamadım. Hocam şimdi mesela 6 tane çocuk yaptığınızı düşünün. Hepsini çalıştırdığınızı düşünün. Hepinizin de, hepsinin de aile evinde yaşadığını düşünün. Hepsinden ayrı ayrı maaş geliyor. Alt. Ya çalışmazsa ne yapacağız? Evet. Yenisini yaparlar. Çalışacak adam üretiriz. Evet. Üretim öyle çalışıyor diyorlar yani. Ne diyorsun bu konu? Yani ben biraz katılıyorum aslında. Oluyor böyle şeyler. Yani çünkü kendisi yapamamış. Mesela çocuğum yapsın falan böyle dayatıyor. En sonunda mesela konu şey dönüyor. Ya bende para yok bana atar mısın falan filana dönüyor ama. Ya sen de mesleğini eline almış olsaydın mesela buna gerek kalmazdı. Değil mi yani? Ben kesinlikle katılıyorum bu duruma. Evet farklı bir şey. Bence çocuk yapmanın fikrinin nereden geldiği önemli. Yani çocuk yapmaya hani o istek, hani isteği başkası tarafından işte anne baba mı dedi bunu? Yoksa hani çünkü hayata bir can geliyor ve bu cana bakmak böyle çok da kolay bir şey değil. Bir tane bile olsa her şeyle ilgilenecek. Belki hani Allah korusun sakat doğacak. Bunun bile üstesinden kalkıp buna devam edebilecek şekilde mi bu çocuğu istiyor? Yoksa yatırım amaç dediği gibi mi? Asıl olay aslında ailenin ben bu çocuğu niye istiyorum sorusuyla başlıyor. Yani çocuğu niye istiyorum gibi bir şey var mı? Hocam buyur ondan sonra sana gelsin. Hocam şöyle planların üzerinde bir plan sahibi var. Malum insanın tarihçesine baktığımızda ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz sayesinde insanlık tarihçesi başladı. Doğru mu? İlk aile kurumu onlarla başlamış oldu aynı zamanda. Hani şunu demek istiyorum. Hani bizim hani arkadaşlar dediler ya hani bazı anne babalar egolarını tatmin etmek için veyahut efendim bazı arkadaşlar şunu söyledi hani kendilerine bakabilmeleri için. Evet bazı anne babalar bu şekilde bu mantıkla düşünüyor olabilirler. Ama planların üzerinde bir plan sahibi var. Yüce Yaratıcımız. Hani imtihan... Sen bu dünyaya geleceksin zaten. Yani böyle hani, ya da böyle. Yani Cenab-ı Allah anne babayı vesile kılmış yani. Demek istediğim o. Evet anne baba bunu kendi iradesiyle istemiş oluyor ama vesile olmuş oluyor bir yandan da. Sadece vesile oluyor evet, aslında. Evet yani bir sebebiz şey yani. Ama demek istediğim şu bir yandan da hani anne babalar olarak da yani bu bilince sahip olmamız lazım. Nasıl? Yani ne yönde hareket edilmeli? Bunları iyice muhakeme etmemiz lazım. Mesela evlatların yani çocukların aileye karşı sorumluluklarının farkına varmalarını istiyoruz ya. Aynı şekilde anne babaların da anne babanın da evlatlarına karşı sorumluluklarının olduğunu farkına varması lazım. Mesela Gülşah arkadaşımız bir konudan bahsetti. Kamusal anlamda bir çalışma yapılmalı dedi. Güzel bir çalışma olabilir. Mesela Aile Bakanlığımız var. Aile Bakanlığımız var değil mi? Evet. Yani toplumun bilinçlenmesi adına
Yani gerek Aile Bakanlığı olsun, gerek Sağlık Bakanlığı olsun, Eğitim Bakanlığımız, yani Milli Eğitim Bakanlığımız, yani devletin bütün organize olarak koordinasyonlu bir şekilde aileyi bilinçlendirmek, aileyi kalkındırmak adına bir çalışma yapılmalı. Evet. Çünkü sağduyulu anne babalı yetişmenin yolu bir şekilde eğitimle başlar hocam. Tamam, mevzuya gideceğim. Şimdi ne kadar doğru, ne kadar gerçek bir devam anlamı içeri alamıyormuş bu mevzu. Yani doğu taraflarında oluyormuş bu mevzu. Şimdi adamlar yapıyor çocuklar mesela 5-6 tane. Hangi arkadaşım, bunun arkadaşımın dediği gibi hangisi tutarsa. Mesela birisi patlayacak, yani güzel bir şirket olacak, bir şey olacak. Orada yanlı kardeşlerini falan alacak. Bir tanesi patlarsa da ilerliyor çok. Biri tutturacak muhakkak. Bir tanesi, bir tanesi şanslı mı? Hakkını verecek işte. Evet. Rabbim birine verecek bunun. Hangine doğuda, bilmiyorum. Evet. Doğuda biraz da soyum yürüsün diyorlar hocam. Soy yürüsün yani. Hocam yürüte yürüte aşiret oldular hepsi. Evet, aşiret oldu. Şu an hepsi aşiret. Aynen. Hocam. Herkes aşiret. Doğru söylüyorsun. Bir düğün oluyor, görmeniz lazım hocam. Evet. Ama aile dayanışması süper oluyor. Çok orada. Güzel oluyor hocam. İşte yani güzel. Sıkıntılar azalıyor. Azaldıkça aslında bu sefer yalnızlaşmıyor muyuz? Biraz öyle olmuyor. Aynen. Mu olay? Hani üç kişisin burada. Hani başka kimse yok gibi. Aynen. Oluyor adam. Öyle olunca hani, her işe giriyorlar hocam. Mesela biri bir şey desin, biz yaparız. Bir kişiler zaten hocam. Hatta hallederiz abi, ayarlarız filan. Ona dönüyor iş. Hocam ben arkadaşlara bir soru sormak istiyorum. Hani konu konuyu açtı. Çok güzel yerlere değindik. Hani sonuçta burada bulunan arkadaşlarımız yarının belki de anne babaları olacaklar. Evet. Hani kendileri nasıl bir aile kurmak istiyorlar mı? Bir kere o soruyu sormak istiyorum. Aile kurmak isteyen arkadaşlarımız evlat sahibi olmak istiyorlar mı? Eğer anne baba olacaklarsa yani nasıl bir yöntem, nasıl bir metot, nasıl bir izlenim olacak? Onun bize açıklamasını yaparlarsa sevinirim. Evet, teşekkür ediyoruz. Güzel soru. Ben evet aile kurmak istiyorum. Özellikle de bir tane kız çocuğumun olmasını istiyorum. Kendisini yetiştirme tarzım tamamen yine özgürlüğü üzerinden olacak. Bana her şeyini anlatabilmesini isterim. Yani kısıtlamak yerine bir şeyleri bana anlatmasını, beraber çözmeyi isterim. Bir o kadar da anlatmaz. Şimdi bak, senin bu söylediğin mevzu biraz şey. Yani benim ne aile düşüncem tamamen sana böyle. O güveni verdikten sonra şey, o kişiye yani o çocuğa o güveni verdikten sonra o çocuk anlatmaya başlıyor zaten. Ya önemli olan karşıdakinin nasıl yaklaştığı. Ya misal benim anne ve babama anlatamıyordu. Kız kardeşlerim, iki tane kız kardeşim var benim. Anne ve babama anlatamıyorlar. Dertlerini gelip bana anlatıyorlar. E tamam, yani güzel bir zaten abisi. Beni huzurlu hissettirdiği için zaten en başta dediğim gibi bir tane çocuğu istiyorum. Hadi inşallah. Ondan sonrasında işte dediğim gibi bu şekilde bir aile yapısı kurmak istiyorum. Hadi şimdi inşallah. Erkek çocuğuyla da uğraşamam. Uçan tekme atıyorlar. Ben şeyden bahsetmek istiyordum. Bu evlilik kurtarmak için çocuk yapıyorlar. Hani o çok ayrı bir mevzu bence yani. Hani evet, ya da evlenmek için çocuk yapanlar var. O da var. İkisi bir var yani. O daha kötü, evet yani bu anlamda. Ben şahsen kendimi buna hazırlıyorum. Dediğim gibi ben aile kurmayı hazırlıyorum kendime. Ama bazıları kalkıp da aileleri kalkıp da yani 500 tane altın falan istiyorlar. Biz bunları nasıl karşılayalım? Nasıl ev kuralım? Evet, şimdi oraya bir verelim. Kızlar varsa cevabı şimdi arkaya verelim, bir de şeye verelim. Hocam bence erkeğin parasının olmasına gerek yok, kızın da olmasına da gerek yok. İkisi de bir şekilde bence hallederler. Yani birbirlerini seviyorlarsa hani bir şekilde düzen oturtup halletmeye çalışırlar bence. Diyorsun. Benim fikrim böyle. Evet. Öne verelim. Hocam ben de aynı şekilde aynısını söyleyecektim. Bence evlilik için yok çok para falan. Ya seven insan her şekilde hani katlanır. Ne bileyim, parasızlığa da katlanır bu arada. İlla çok böyle fantastik bir dünyada anlatım yapıyor bunlar. Ben anlamıyorum bunu yani. Hocam yani şimdi şöyle bir şey var. Evet, buyur. Ya bence biraz gerçekçi olmak gerekiyor. Değil tamam mi? Az paran verken bir şeyleri yapabilirsin ama elinde bir miktarda paran olmadan yani ileride evin duvarlarını kemirmek istemiyorsan. Hayır, ama evin duvarlarını kemirmekten bahsetmiyorum. Şimdi mesela arkadaşımız dedi ya, kiloyla altın istiyor falan. Buna gerek yok mesela. Ya da büyük düğün yapıp büyük misafirler çağırıp, buna çok gereksiz bence. Ya onlar gereksiz ama biraz eskide kaldı o bence. O diyor ki ah masada damlasın diyor yani. Ak masada damlasın, evet. Arkadan istiyorlar, evet buyur. Hocam şey devamına getirmek istiyorum. Şimdi sevgi falan diyorlar ya, birlikte mesela gidelim cami avlusunda yatalım desek yok diyecekler. Bir de evet. Kayınpeder hiç öyle bir şey demiyor. Adam diyor ev senin, evi sen alacaksın, düğünü sen yapacaksın. Perdeleri evet. Biz alırız vesaire. Ne derler?
Tam zaten söylediği gibi kayınpederin evi sen alacaksın falan filan demesinin sebebi kızının güvenceyi altına almak aslında. Hani güvence altına aldıktan sonra kızının üzülmesini istemediği için de eşinin ona bakıp bakamayacağını öğrenmek istiyor. Çünkü ondan önce de onun kayınpederi aynı şeyi istemişti. Bu yüzden de hani biraz daha... Kayınpederiyle olan münasebetinden kaynaklanıyor. Evet. Ama şöyle bir şey. Yani zaten bir adam eşinle camlı arzusunda yatmasına bence izin vermez. Sevdiği kadının camlı arzusunda kalmasına da izin vermez. Bu yüzden de hani seven insan zaten elinden geleni yapmaya çalışır. Diğer seven insan da eşini zorlamak istemez. Hani altını al, şöyle yap, böyle yap. O da söz gelimi söylüyor zaten. Bu evlilik konusunda vesaire şeyde tek bir tarafa yüklenmek zaten doğru değil. Hani kız tarafı da neyi varsa verecek, erkek tarafı da hani. Burada birçok şey mantıksızlık var. Erkek burada tarafı yapmak zorunda. Burada gelin ya da damatsan güzel. Aileysen biraz sıkıntı. Hocam ailelerin de aslında birazcık anlaşması lazım. O şeyde birazcık uyum, aynen uyum. Biraz. Ya da bence evlenecek olan insanlar artık evlenebileceğini düşünüyorlarsa ya da hazır hissediyorlarsa ya da atıyorum evim vardır, arabam vardır, kendime olan güvencem vardır, o şekilde o adımı atarım. Evim yok, arabam yok ya da evlenip karşımdaki insana bakabileceğim ya da aynı şekilde o da bana bakabilecek ama eğer bu sorumluluklara sahip değilsen zaten kendine o zaman bakamıyorsundur. Karşıdaki insanın da hayatını almanın bir anlamı yoktur bence. Öyle diyorsun yani. Evet. 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 Burada yani bence yalana gerek yok. İki çıplak bir hamamda oynamaz. Hocam maddiyat tabii ki önemli ama hani şey birlikteysek zaten üstesinden gelebiliriz bir şeylerin yani. Başta her şey güzel olup sonra battığımız zaman da birlikte çıkabiliriz yani destekçi olmak da önemli tabii ki. Diyoruz. Hocam şimdi bu kuşakta erkeğin parası olmadığı sürece bence kızların çok geleceğini düşünmüyorum. Şu anki kuşaktan bahsediyorum. Şimdi çok doğru bence hiç yanlış değil. Hiç param olmasın, sıfır param olsun. Kimsenin kız mesela olacak, evlenmeye gelecek mesela evlenemeyeceğiz, hiçbir şey olmayacak. Ama kızlarda öyle değil. Ederim. Bir erkek hiçbir şey olmayan kadını destekler. Tabii alır da bu arada. Ama bir kadın asla hiçbir şey olmayan erkeği almaz. Ben kabul öyle etmez. Sanmıyorum. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu açıkçası Türk toplumunda olan bir şey. Ya ben bu konuda konuşabilir miyim? Bence biraz. Öyle değil çok da. Yani mesela bir kadın hiçbir şeyde başarısızsa, bir kadın başarı elde edemiyorsa, sen bir süre sonra bu kadın çok basit diyerek ondan sıkılıp onu bırakıp gidebilirsin. Hocam az önce yani kendisi dedi bu ya. Bu kesinlikle aynı şey değil. Hocam çocuğun hiç tipi yok ama çocukta para var. O bayağı para var. Çocuğun evleri falan var, arabası falan var. Şimdi bir kız, güzel bir kız niye onun yanına gitsin? Onunla evlensin. Kullanmak isteyenlerle gerçekten sevenleri bir arada tutamaz kimse. Belki adamın şeyi güzel. Avrosu yüksektir falan. Hitabeti iyidir. Evet, muhabbeti iyi olabilir. Değil mi? Evet. Hocam şimdiki arkadaş biraz önce kanka adını dinle kusura bakma. Uğur arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Şimdi ben buna kesinlikle inanıyorum. Ben kalkıp da çalışan bir kıza aşık olabilirim ama bir kız kalkıp da çalışan bir erkeğe aşık olamayabiliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama şöyle bir sıkıntı var, şunu söyleyeyim. Mesela o kız bir tane burgercide çalışıyor, senden daha düşük maaş alıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var, evlendikten sonra da bu parayı ben kazanıyorum, sen mi kazanıyorsun'a dönüyor. Ben senden daha çok kazanıyorum diye, sen ondan üstünlük kurmaya çalışıyorsun. Burada da bir yanlışlık oluşuyor. Ya tam sen olarak aslında burada, kabul etmiyorsun ki onu öyle. Tam olarak burada karakter meselesi devreye giriyor. Ben kalkıp da, ya şimdi şunu da söylemek isterim. İnsan para hesabı yapmadan dışarıya bir adım bile atmaz. Para illaki gerekli bir şey. Ama kalkıp da o kadar çok şey istemeye gerek yok. İnsanların yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Şimdi ben fazla kazanıyorum diye kalkıp eşime üstünlük taslayacak olursan ben karaktersizin tekim veyahut da eşim karaktersiz. Ama demek istediğim şey şu. Konu ister istemez oralara geliyor. Yani sen bunu istesen de istemesen de bir süre sonra yaşlandıkça yaş aldıkça onunla birlikte konunun buralara geldiğini sen. Şimdi kendi ailemden örnek vereyim. Benim annem bildiğimiz şef. Dünya şefliğine gidiyor neredeyse. Çok güzel bir geliri var. Ama benim babam tır şoförlüğünden geldi ve şimdiye kadar hiçbir şekilde bu konuşmalar dönmedi. Ya senin ailende böyle olabilir ama genel bir kitlede her zaman böyle olmuyor.
Ve var da böyle şeyler. Evet, mikrofonu alalım öyle konuşalım. Evet. Hocam ben bu konu hakkında şöyle söyleyeceğim. Sonuçta ailenin kurulması için de evlilik şart. Doğru mu? Evet. Yani mutlu bir evlilikten sonrasında da zaten bir şekilde her şey yoluna giriyor. Evvela evliliği, yani nikahı, düğünü, o nişan evrelerini güzel bir şekilde atlatmak gerekiyor. Çünkü gençlerimiz evlendikleri zaman borçla, harçla, krediyle falan yuva kurdukları zaman evliliğinin en güzel yıllarını borç ödeyerek geçiriyorlar. Ne oluyor? Ailesinde maddi sıkıntılar olunca, geçim sıkıntıları da olunca manevi anlamda da başka sorunlar oluşuyor. Eşler arasında tartışmalar meydana geliyor. Ve bazı evlilikler yürütemiyorlar, ayrılıyorlar hocam. Yani bundan örneklerini görüyoruz ne yazık ki. Evet. Hani şunu diyeceğim. Yani gerek kız tarafı olsun, gerek erkek tarafı olsun. Ya bence hayat bir dengeden ibaret. Sonuçta evladı, oğlanı da evlat, kızı da evlat yani. O yüzden bu gençlerin saadetini düşünerekten anne babalar hareket etmeli. Yani oğlan tarafına şunu alacaksın, 200 gram altını alacaksın, onu ver, almazsan kızımı vermem diye şart koşmak bence evlilik gençlerin saadetine gölge düşürür. Evet. Çünkü herkesi dört başı mamur değil hocam. Yani bence bir erkeğin durumu, halı durumu, hani derler ya, halı çulu neyse ortadaysa ona göre bir yol izlenmeli. Hani şart koşulmamalı bazı şeyler. Şart koşmamak lazım. Tabii. Yani usulüne göre yapabilecekleri imkanlar dahilinde ona göre bir rota çizilmeli, ona göre hareket edilmeli diye düşünüyorum. Peki, evet. Ben dediğine o kadar çok katılıyorum ki mesela aile böyle bir şey dediyse ben mesela aileme karşı çıkarım o anda. Derim ki hani erkek arkadaşım bunu karşılayamaz, niye böyle bir şey istiyorsunuz diye karşı çıkarım. Bence seven insanın da bunu yapması gerekiyor. Yani çok karşı çıkacağını zannetmiyorum yani iş ciddiye bindiğinde ama. Yok hocam şey neden? Yani. Karşı çıkılır yani. Seviyorsa eğer. Evet. Yani peki yani inanmış gibi yapalım biz de. Hocam ben şimdi haberlerde duydum. Düğün yapıyorlar. İkisi birbirini çok seviyor. Çocuk düğün yaptı. Sonra takı töreni falan başladı. Takı töreninden sonra düğün bitiyor. Kadın ertesi gün yok oluyor. Paranın hepsini almış kaçmış. Yani şimdi böyle olaylar varken nasıl birine güveneceksin de evleneceksin? Ya da hani bu maddi mevzulara girmeden hiçbir şey yapamazsınız yani. Aile izin vermez. Evet, şimdi şuradan oradan devam edelim. Hocam evet. Aynı şekilde tam tersi örnek vereceğim. Bu erkekler de paralı kadın arıyor. Özellikle yabancılarla çok konuşuyorlar. Paraları var diye. Ben bunun örneğini gördüm. Kadın adamın altına arabayı da çekmiş, mis gibi. Evi de çekmiş, yaşıyor. Adam kadını terk etti. Hocam onu hani bu hocam madem erkek onu kadın da biliyor zaten. Bilerek şey yapıyor lan. Ama kadın işte hiçbir şey olmayan bir erkeğe biliyor. De bakabiliyormuş demek ki. Yani siz de biliyorsunuz o zaman aynı şeyi. Öyle düşün olayı. Hocam yani aynı sadece bunu kadınlar aynı yapmıyor. Böyle düşünmesinler. Yani. Erkekler daha çok yapıyor. Yani o... Bence hocam bunun ne kadınla ne erkekle alakası var. Tamamen kişisel bir durum bu. Hiç yani... Hocam bence... Evet. Hocam erkekler o konuda sınır kapılarını zorluyor diyebilirim ya ben buna. Çünkü yabancı ülkeye gitmek için elinden gelen bütün çabayı veriyor. Yurt dışına gitmek hayali var. Evet, evet. Oradan kaynaklanıyor. Kötü niyet evet. Az. Hocam arkadaşımız dedi ya o kız kasiyer olsa da ben ona bakarım. O kız güzel olmasın dönecek bakacak mı peki o kıza? Böyle evet. Bir şey var. Hocam. Nerede görülmüş? Güzel kasiyere bakıyor. Bir de hocam evet. Nerede görülmüş? Nerede görülmüş bir erkek mühendisin bulaşıkçı bir kadınla evlendiği yani. Diyorsun ya hani erkekler işte sıfır paralı olan bir kadın. Yok öyle bir şey abi ya. Yok hocam. Yok kesinlikle. Bir kere o mühendis o bulaşıkçıyı görmez bile. Tamam mı? Takı arkadaşım mühendis. Aynı ortamda bulunamazlar bile. Hani inşallah hayatımıza güzellik katacak. Ben bu programı böyle bitirmek istiyorum. Hani samimi bir şekilde, samimi güzel insanlarla birlikte olacağımız, hani onlarla birlikte gerçekten güzel yol yürüyeceğimiz, değil mi? Hani birbirimizin fesatlanmak yerine birbirimizin başarılarıyla mutlu olacağımız, hatta birbirimizin başarısına tetikleyerek vesile olacağımız, güzel bir düşünce tarzına ulaştığımız güzel yarınlara hep birlikte ulaşabilmeyi Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hoşçakalın.